Merhaba arkadaşlar, ben Steemit'ten Tarık Hakan 55. Bugün Ruby programlama dilinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki konumuzda mantıksal değerleri if-else şart komutu içerisinde kullanımını görmüştük. Şimdi bunu bir yukarı aşamaya taşıyarak döngüler kısmına geçeceğiz. Tabii ki döngülerimizin içerisinde de if-else-end komutumuzu da ekleyerek kullanımımızı birazcık daha pratikliğe dökmüş ve aşina olmuş olacağız. Döngüler arkadaşlar tüm programlama dillerinde neredeyse var olan, kullanılan işlemlerdir. Yani bu döngüler Ruby'de olduğu gibi diğer bütün programlama dillerinde de mevcuttur. Ufak tefek yazılımlarının haricinde hepsi birbirinde kullanılmaktadır. İlk döngümüz while döngüsü. Önceden belirlenmiş bir koşul bozulana kadar devam eden bir döngüdür. Koşulun her kontrolden sonra döngü içerisinde işlemleri bir kez tekrar yapılır. Koşul bozulduktan sonra ise ilk kontrol zamanında kontrolü yapar. Eğer koşul bozulmuşsa terk eder. Ve bir aşağıki satırdan işlemine devam eder. For kısmı da aynı benzerlik göstermektedir. For döngümüzde de yine aynı şekilde vardır. Temel olarak bir kod bloğunu belirli bir sayıda ve üst üste çalıştırmak için kullanılır. Ancak döngünün başlangıcında kullanılan değişkene döngü içerisinde müdahale edilebilir, değiştirilebilir, tekrar sayısı artırılabilir. Bunlar tamamen size kalmış bir şeylerdir arkadaşlar. Sırasıyla şimdi öncelikle while komutunun kullanımını beraber adım adım göreceğiz. Ardından for komutunu kullanacağız ve birer örnekle işlemimizi tamamlamış olacağız. Şimdi ilk olarak while komutumuzu kullanmaya başlayalım arkadaşlar. Buraya başlangıç olarak hemen bir tane yazabilirim. Diyebilirim ki bu while döngü komut uygulaması. Aşağıya geliyorum. Ne olduğunu yazalım ki kendiniz daha sonra kaydettiğiniz zaman bunu tekrar uygulayabilirsiniz. Değer atama işlemini nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Öncekiden hatırlayan arkadaşlar bilir. Herhangi bir harfe eşittirle bir tane değer atayabilirim. Ben burada 0'dan 15'e kadar sayımı while döngüsünde saydıracağım. Arada herhangi bir rakama geldiğinde ekranda yazdıracağım. Diyeceğim ki şu anda 10 sayısını oluşturdunuz. Sonrasında devam edecek ve döngümü sonlandıracak. Ama 0 değerini verdim. Aşağı satırıma geliyorum. While diyorum. A sayımız eğer ki 15'ten küçükse 15'ten küçükken bu işlemi devam ettir. Ne zamana kadar? 15'e kadar. 15'e geldi miydi? Orada durduracak artık işlemimizi. Yazsın. Bakın otomatik olarak burada while deyince end otomatik olarak kendiliğinden çıktı. Şimdi diyorum ki ekranıma print komutumla A'yı yazdır. Sonra boşluk bırakayım. Arada bir boşluk olsun. Boşluk için böyle bir boşluk karakteri bırakıyorum. Daha sonrasında A'yı döngümün içerisinde her döngüde bir artırsın. A artı bir yapsın. Bir sonraki döngüde A sayım 2 olsun. 3 olsun ta ki 15'e gelene kadar. Şimdi bunu bir deneyelim. Buraya kadar hatamız var mı görelim. Çalıştırdım. Bakın araya birer boşluk bırakarak 14'e kadar saydı. Toplamda 15 saydı. Neden? 0'ı dahil ettik. 0'dan başlattık. Küçük eşit deseydik o zaman 15'i de buraya yerleştirecekti. Şimdi devam edelim. İşlemimizi geliştirelim. Demiştim ki ben içerisine if'i de koymak istiyorum. Herhangi bir sayıya geldiğinde benim ekranımda yazsın. Desin ki şu sayıya geldiniz. Hemen yazıyorum. If diyorum. Şayet A sayım eşitse çift işaret çift eşittir eşitse. Mesela ismimde olan rakamdan 5'e eşitse then eşitse desin ki print sayısını oluşturdunuz. Sayısını
oluşturdunuz. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 5'e geldiği zaman sayısını oluşturdunuz dedi. 5 sayısını oluşturdunuz. Yalnız bir eksiğim var. Onu da tamamlayayım hemen. Print diyorum. Bunu bir aşağı satır atsın bu işlemden sonra. Oradan itibaren. Bakın arkadaşlar, gayet esnek yazıyoruz. Her şeyi kendi istediğimiz gibi ekleyebiliriz. N harfimi koyuyorum. Tekrar çalıştırıyorum. 5 sayısını oluşturdunuz dedi. Oradan sonra bir aşağı satıra geçti, devam etti. Bunu bütün sayılarda aşağı aşağı yazdırabilirdim. Şunu eğer ki döngümün dışına alırsam, if'imin dışına alırsam, kopyalıyorum. Şurada A'dan sonra da olabilir. Çok önemli değil. Sadece while döngüsünün içerisinde olsun. Şimdi bunların yerleri değişecek. Bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 5 sayısına geldiği zaman sayısını oluşturdunuz dedi. Aşağıya doğru sayılarımı oluşturmaya devam etti. Ekranda karışmasın diye yerimiz şöyle de çekebilirim, görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi işlemimizi yaptı. Bir saniyeliğine bunu ekranda tutuyorum arkadaşlar. Yazmak, kaydetmek isteyenler olursa. Evet, komutumuz bu şekilde. Şunu kaldırıp şeye geçebilirim ki aşağıda deneme yapabiliriz. Çalıştırayım. Bakın burada durdu. Şimdi for döngümüze geçebiliriz. Evet, for işlemimiz için daha basit bir uygulama yapalım. 1'den 4'e kadar sayılarımı yan yana bir şekilde veya alt alta bir şekilde yazdırabilirim. Tabii bununla for'umu ayırmak için araya şuradaki satır aralığı kodumu alıyorum, kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Şimdi bundan sonra satır aralığı komutunu verdim miydi? Bir aşağıki satırdan devam edecek. Ve diyorum ki for i diye bir değişken tanımlıyorum. Ve buna diyorum ki bunu anlayabileceğiniz bir şekilde birden çift nokta koyarak 4'e kadar döngüyü yap. Birden 4'e kadar döngüyü yapsın. End komutu geldi. Peki bu döngüde ne yapsın bana? Print ekrana i değerimi, az önceki birden 4'e kadar olan hangisi ise o andaki, ekrana yazdırsın. Peki yazdırırken araya ne yapsın? Boşluk bıraksın. Araya boşluk bıraksın. Şimdi kontrol edelim. Şimdi buradan aşağıda birden 4'e kadar for işlemini yapacak. Tıklıyorum. Bakın yukarıdaki while döngüsünün haricinde buraya bir de birden 4'e kadar geldi. Bunu değişik yöntemlerle de uzatabiliriz. Mantığımız bu kadar basit. Bunda da aynı şekilde eğer ki buraya satır sonu koysaydım, bu sefer şunu alıp yerleştirseydim. Copy. Şuraya. Bakalım. Gördüğünüz gibi bu sefer aşağıya doğru birden dördü yerleştirmiş olacaktık. For'a bir örnek daha yapalım. Mesela ne yapalım arkadaşlar? Daha önceden ben denerken yapmış olduğum bir tane uygulama vardı. Steemit ID'mle alakalı. Onu kenardan kopyalayayım. Ekrana yapıştırayım ki vakitten çalmayalım. Adım adım ne yaptığını size anlatayım. Şimdi zaten bu satırımı biliyorsunuz. Print'le bir satır aşağıya kaydırıyorum. Steam ID diye, Tarık, Hakan, 55 diye tek tek bunları tek tırnak içerisinde arkadaşlar. Bakın aralarında virgül olacak. Kapalı parantez içerisinde tanımladım. Sonra dedim ki for i değişkenim, yine herhangi bir i değişkenimi verdim ve sıfırdan Steam ID değerimin uzunluklarını al. Çünkü bunlar uzun birer ifade. Ve ekranıma yazdır. Basiti indirmeye çalışıyorum arkadaşlar ki anlayabilin. Her yazdıktan sonra da bir satır aşağıya git. Steam ID'mi alacak. Ona göre döngüyü yapacak. Sonra ekrana girdiği sağlayacak. Çalıştır diyorum. Bakın ilk olarak Tarık aldı. Sonra Tarık Hakan aldı. Sonra Tarık Hakan 55 aldı. Çünkü 1, 2, 3 adet vardı. 3 adet bunu ekrana 3 kez döngüyü yaparak
işimizi sağlamladı. Sağlamış olduk. Evet, for ve while döngüsü bu kadar basit arkadaşlar. Şu son kısmını ekranda birazcık daha tutuyorum. Kendiniz de bu tür bir işlem yapabilirsiniz. Takıldığınız yerler olacak olursa arkadaşlar, postun altına yazarsanız bu konularda ben de sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Dediğim gibi konumuzu adım adım ilerletiyoruz. En basitten en karmaşa doğru gitmeye çalışıyorum ki bu programlama dili olmasa bile başka programlama dillerinde bu tür komutları gördüğünüz zaman takılmayın. Rahat bir şekilde çözün diye gayret etmeye çalışıyorum. Herkese iyi günler, kolay gelsin.